Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Türk Astronot ve Bilim Misyonu projesi kapsamında ilk Türk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılma işlemi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olup meydanlardan takip ettiği fırlatma anı sosyal medyada da en çok ses getiren konu olmuştu. Uzaya çıkan ilk Türk asıllı astronot Alper Gezer Avcı, uzaydaki ilk canlı görüşmesini Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdi. Erdoğan, Gezer Avcı'ya milli uzay programımız kapsamında gerçekleştirdiği bu kritik görevle tüm milletimize ilham kaynağı oldun dedi. Gezer Avcı'nın seyahatiyle uzay çalışmalarında yeni bir dönemin de kapısı aralanmış oldu. Türkiye'nin yüzyılında böyle anlamlı bir görevi yerine getirmenin gururu ve sevincini yaşadığını aktaran Gezer Avcı, uzayda yapacağı deneylere de değindi. Gezer Avcı, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma dedi. Türk nükleer sanayiciler yeni projelere ve artık dünyaya açılmaya hazır. Yeni nükleer santrallerde Türklerin de imzası olacak. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Ali Kağan Çiftçi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türk firmalarının büyük deneyim kazandığını belirtti. Çiftçi, hem yeni nükleer santral projeleri hem de küçük nükleer reaktörler için yoğun çalışmaların da sürdüğünü aktardı. Yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali ile Türk firmaları kendini enerji sektöründe de öne taşıdı. Hem inşaat yapımı hem de malzeme üretimi konusunda büyük deneyim ve know-how kazanan Türk nükleer iş dünyası dünyada da tanınmaya başladı. Savunma alanında dev isim olan iki şirket dev işbirliğine gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde Aselsan ve Havelsan arasında iş paylaşım mutabakatında artık imzalar atıldı. İmzalanan bu mutabakatla firmaların belirli alanlara yönelmesi ve yatırım tekrarlarının önlenmesi amaçlanıyor. Firmaların ortak çalışma kültürü oluşturarak geliştirilen ürünlerinin niteliğinin de artması hedefleniyor. Savunma Sanayi Başkanı konuya ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı olarak iki şirketin işbirliklerinin desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Savunma alanında 10 yılda büyük bir başarı yakaladıklarını aktaran Aselsan Genel Müdürü, küresel ligde oynamak üzere bir sıçramanın eşiğinde olduklarını aktardı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Amerika'dan almayı planladığı savaş uçakları engele takıldı. Türkiye'nin Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçakları için 79 modernizasyon kiti satın almak için Amerika'ya başvurdu fakat Kongre'nin gündemine girememişti. İngiliz basın kaynakları, Amerika Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının onayı için Kongre'ye mektup gönderdiğini iddia etti. Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerini içeren 20 milyar dolarlık satışın onaylanması Kongre'den çıkacak karara bağlı. Biden yönetiminden konuya ilişkinse henüz resmi bir açıklama gelmedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini fakat Amerika Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının da altını çizmişti. Konuya ilişkin son kararın ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanların eğitimi için yeni programlar gündeme alındı. OSB'de faaliyet gösteren yatırımcılar ve çalışanlar için katkı sağlaması planlanan 2024 eğitim programlarına başlanıldı. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği kurumsal karbon ayak izi eğitimi geçtiğimiz hafta düzenlendi. Bu sayede katılımcılar sektördeki güncel gelişmeleri ve çevresel sürdürülebilirlik konularını daha yakından anlama fırsatı buldu. Kütahya OSB Akademi'nin düzenlediği eğitimlerin katılımcılara somut katkı sağlaması ve sektörel bilinçte artışa yol açması, yatırımcıların ve çalışanların beklentilerini de karşılamaya devam edecek. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.